sayın başkan, değerli inanç kurulu üyelerimiz. Şimdi az önce başkan dedi ki erkekler mutfakta geliyor. Ben de direkt mutfaktan çıktım, buraya geliyorum. O yüzden bu söylediğim şeyi uyuyoruz sayın başkan. Şimdi ben çok kısaca burada değerli canlar, hepinizin huzurunda öncelikle siz değerli üyelerimiz ile başlayıp ve üye olmayan ama bizden desteklerini esirgemeyen dostlarımıza, Osnabrük'teki dostlarımıza, maddi olarak bizi destekleyen dostlarımıza, Osnabrük ve çevresindeki işverenlerimize ve özellikle şu Barkasa'da biz bu yola çıkarken cebimizi alma işlemlerine başlarken bize hep yol gösteren, hep bizi yönlendiren Sayın Şıkan Bay'a ve öyle zorlanmıştık ki bize 10 tane kefil lazımdı. Bu kefillik için öne çıkıp ben varım ben varım deyip öne atılan hocamlarımıza, 10 tane canımıza taşınma ve yerleşmede yanımızda olan, sürekli bizi yalnız bırakmayan canlarımıza, tadilatımızın yapımında emeği geçen su işlerine, elektrik işlerine, temizliğinden kanalizasyonuna kadar bize yardım eden canlarımıza, son bir hafta her gün gelip köşe bucak her yeri silen, düzenleyen değerli kadın canlarımıza, bütün bu işleri yakından takip edip sürekli başında duran Namı Cino yani Cafer Keskin canımıza, kurumlarımıza ve kararlı sağlam duruşuyla bugünleri bize, bugünlere gelmemizi sağlayan değerli yönetimimize ve başkanımız Aslı Kuzucu'ya şahsım adına bir kere daha teşekkür ediyor. Emekleri ve emeklerimiz karşısında saygıyla eğiliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Emeklerinize, yüreğinize sağlık. Çöl yazda ikiymiş bir kara duman, duman üstünde iman gördüm. Albasat üstünde vermiyor ama Yezid'in askeri yalan görünür. Al böyle böyle gittire söyle bir mecnun olmuş. Ben olan Leyla, ben olan Leyla, bir de ben gibi yandı böyle. Kerbela çölünde şamar yanar, Abbas at üstünde çark gibi döner. Ah libas altında yarası kanar, o saplanmış ciger ciğerleri. Hal böyle böyle gittire söyle, bir mecnun olmuş. Ben olan Leyla, ben olan Leyla, bir de ben gibi yanmıyor. Değerli canlar, şu an yanımızda Avrupa Alevi Konfederasyonu İnanç Kurulu Başkanı sevgili dedemiz Cafer Kaplan bulunuyor. Bugün aynı zamanda Osnabrük Cemevi'nin 25. kuruluş yıl dönümü ve de yeni cemevlerin açılış töreninde bulunuyoruz. Kısaca deneme cemevinden girerek röportajımıza başlatalım. Ya bugün aslında kurdeleyi keserken çok farklı bir duyguyla aslında kesiyoruz. Çünkü genelde hep gelip gittiğimiz cemevlerimiz, her gelip gittiğimizde cemevlerimiz ya bir mekanda ya kiralıktı. İnsanlarımızın hep böyle aslında dertlerini de dinleyerek, yani niye yerimiz yok, niye bu şeyi yapmıyoruz, hep destek sunuyorduk. Yani mutlak olur yeriniz, çaba göstermek lazım, birlik olmak lazım diyorduk. Ve nitekim bugün o kadar dertlerden, o kadar sorunlardan sonra, yani yersizlik meselesinden sonra bugün gelinen noktada cemevimizin kendi yerine kavuşması,
Hele hele böyle güzel bir ortam. Aslında baktığımızda doğayla da iç içe. Biraz önceki konuşmamda da ifade ettim. Aleviler zaten doğayla iç içe olduğu için bu kadar güzel bir mekana kavuşmaları, inanın ki belki buradaki yerlerden çok bizleri de mutlu ediyor. Çünkü Alevi örgütlenmesinin yıllardır aslında çaba sarf edilmesi, işte bu kazanımlarımızın özellikle öne çıkmasıydı. Ve nitekim bugün de görüyoruz ki bu kazanımlar yavaş yavaş bu şekliyle, yani Almanya'da bugün baktığımızda 160 cemiyemizin içerisinde 120'ye yakın bir cemiyemiz artık kendi mülkiyetine sahip. Bu kendi mülkiyetine sahip olmak ne anlama geliyor? Yani bizde dört duvar kutsal değildir ama o dört duvar insanlara bir şeyler kazandırıyor. Bir birlik kazandırıyor, bir dirlik kazandırıyor. Ve bir birliğin, dirliğin nasıl devam edeceği noktasında çok önemlidir. O açıdan da Alevi toplumunun bu tür yerlere kavuşması gerçekten de gelecek kuşaklara bir anlamda bir yer bırakıyor. Ve bu yer de belki diğer dinler, diğer inançlar gibi böyle yani sadece biz varız, bizden başka inanç yok mantığından daha öte bir arada yaşamayı, toplumlar arasında birlikteliği, birinin birine üstünlük sağlamadığı bir mekan olarak hep algılatıyoruz, anlatıyoruz. Bu açıdan da ben bugün Osnabrück Cemiyemizin gerçekten de bu güzel coşkuyla, duyguyla açılması tüm Osnabrück'te bulunan Alevi canlarımıza, Alevi olmayan, demokrat olan, çağdaş olan, devrimci olan tüm canlarımıza hayırlı olmasını diliyor. Çünkü insanlık davasıdır bizim davamız. Bu insanlık davasında ne kadar katkı sunabiliyorsak o bizim için önemlidir. Ben inanıyorum ki Osnabrück bu şehir merkezinde de Aleviler önemli bir konumdadır. Önemli bir konumda olmasından dolayı da barışa, kardeşliğe hep destek sunan bir boyutta. O açıdan da ben tekrardan cemiyemize kuruculuğundan bugüne kadar emek vermiş bütün canlarımızı yürekten kutluyorum. Ve bütün katkı sunanların hepsinde hak hizmetlerini kabul etsin diyorum. Eyvallah dedem. Aynı zamanda gündem de çok yoğun. Biliyorsunuz Türkiye'nin AKP iktidarının daha doğrusu ve saray iktidarının Kuzey Suriye'de başlatmış olduğu bir operasyon var. Adına da Barış Pınarı Operasyonu dedikleri bir savaş var. Bir halka saldırma, bir kitleye saldırma savaşı var aynı zamanda. Ve de önümüzde örnekleri de var. Geçen gün de gördük. Başlatılır başlatılmaz bu savaş. Diyanet, akşam üzeri camilerde sele ve sabahta dua verildi. Bununla ilgili düşünceleriniz ne olur? Ya bununla ilgili aslında yani söylenmesi gereken şu. Ya hiçbir din, hiçbir inanç insan öldürmek için dua yapmaz. Yani bunun bilemiyoruz yani bu insanlar nasıl bir duyguyla işte dua yaparak, camilerde dua yaparak, başka inanç yerlerinden dua yaparak gidin insan öldürün diye dua yapılmaz. Yani dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir inançta bırakın sadece yani bu bugün anlatılan meseleleri. Oysa ki bizim inancımızda cana kıyanı ibadete koymuyoruz. Eskiden yani çok eski tarihlerde baktığınızda dağda işte avcılık yapıp kendi geçimini o şekliyle sağlayan insanları bile ceme almamışız. Tabii yani kasapları cana kıyıyor. Belki o insanları şey açısından hani sen niye bunu yapıyorsun mantığında değil. O günkü geçim kaynağı olmuş ama onun bir cana kıymasından dolayı o ceme almamışız. Sen bu ceme giremezsin demişiz. Evet şimdi yani bu açıdan gerçekten insanlarda bir akıl tutulması var. Yani bir savaş başlatılmış ve bu savaşın arkasında işte bilmem Kur'an'da fetih duaları, bilmem fetih sureleri, fetih ayetleri okutularak sanki insanlara gaz vericesine gidin bu kadar daha fazla insan öldürün gibi bir şey kabul edilmez. Yani hiçbir inancın, hiçbir dinin kabul etmeyeceği ama ne yazık ki Türkiye toplumuna da baktığımızda insanların bu kadar böyle barbarlaşması, insanların bu kadar insan öldürmek için böyle sevinç yığılıklar atması da kabul edilir bir durum değil. O açıdan biz dünyanın neresinde olursa olsun, bu sadece Türkiye için değil, dünyanın her toprağında yaşanan haksızlık, zulüm nerede varsa onun yanında olmuşuz. O olmalara karşı da insan ölümlerinin hep karşısında olmuşuz. Çünkü bizim için insan kutsaldır. O açıdan da benim yani biz inanç kurulu olarak da bunu cemlerimizde olsun, işte Almanya İnanç Kurulumuz bir şey açıklama yaptı. Bizler dönüm bu açıklamaları yerine getiriyoruz. Yani insan, nerede insan öldürülüyorsa onun karşısındayız biz. Bu insan canı kıymetli olmasından dolayı da ama ben kesinlikle camilerde duaların yapılarak insan öldürmeye gönderilmesinin hiçbir dinden, hiçbir insanlık vasıflarından uyuşmadığını bunu kim yaparsa yapsın karşısında olduğumuzda ifade etmek istiyorum. Hele bir inanç merkezinden bu çağrının yapılması daha vahim bir durum. Yani mümkünatı yok işte. Bir taraftan Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır diyerek de sen topluma
hutbelerde bunu anlatacaksın. Ama bir taraftan da insanların, daha fazla insan öldürülmesi için, zafer kazanılması için de fetih duvarlarını okuyarak da insanları, askeri bilmem şeye göndereceksin, işte kırsala göndererek, Suriye topraklarına göndererek de ne kadar insan öldürürse o kadar makbuldur manasını ortaya koyacaksın. Bu dediğimiz gibi yani burada Kürt'te, Türk'te herkes ölüyor. Bizim için dediğimiz gibi etnik kimliksel boyutlardan bakmaksızın insan katlediliyor. Bu Kürt'ü Türk'ü değil bizim gözümüzde, yani bu şu haksız bu haksız meselesini değil. Elbette ki biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bu Kürt tarafından da gelse, Türk tarafından da gelse, nereden gelse gelsin karşısındayız. Bunu hiçbir zaman biz çok açıkça ifade ettik bunu. Bu açıdan da benim yani dileğim bir an önce bu savaşın son bulması. Anaların gözyaşı dökmemesi gerekiyor. Çünkü savaş nerede varsa her zaman bir yıkımdır. Geleceğe bırakılan bir zulümdür. Geleceğe bırakılan bir acıdır, kederdir. Ve bunun belki bu savaşın acısını, kederini gelecek nesiller yaşayacaktır. Bu açıdan da bir an önce bu savaşın son bulması, herkesin eşit bir şekilde barış, kardeş, huzur içerisinde yaşamasını diyoruz. Alevi inancının da temeli bu. Bizim bütün dileğimiz de bir an önce bu savaşın sonlandırılması, haksız yere, hukuksuz yere insanların katledilmesini kabul etmiyoruz. Kim tarafından gelirse gelsin bir anlamda bir an önce barış, barış diyerek de haykırıyoruz ve bir an önce barışın egemen olmasını diliyoruz. Eyvallah dedim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün 25. yılını kutlayacak olan ve de aynı zamanda yeni binasında hizmet verecek olan Osnabrück Cemevi dedesi sevgili Mustafa Keskin dedemizle birlikteyiz. Kendisinin bugünkü açılışla ilgili, bugüne kadar olan hizmetleriyle ilgili görüşlerini almak istiyorum. Eyvallah. Öncelikle Yol TV'ye gelen konuklarımıza, misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Biz Osnabrück Alevi Kültür Merkezi'ni 1993 2 Temmuz Sivas Şehitler olayından sonra Osnabrück'teki Aleviler olarak bir kurucular kurulu oluşturduk. O kurucular kurulunun o gün atmış olduğu o temeli bugün ne kadar getiren dernek yöneticilerimize, hizmet yapan bütün canlara özellikle teşekkür ediyorum. Bugün mutluyuz. Çünkü kendi 25. yılımızda kendi cemevimizi açtık. Ondan dolayı bütün canlara ben teşekkür ediyorum yapmış oldukları, vermiş oldukları hizmetten dolayı. Değerli canlar, Osnabrück Cemevi'nin başkanı Aslı Kuzucu canımızla birlikteyiz. Kendisi bize bugün 25. yıl kutlamalarını ve aynı zamanda yeni binaların alımıyla ilgili görüşlerini paylaşacak. Merhabalar canlar. Biz bugün 25. yılımızı kutluyoruz. 1994'te kurulmuş bir derneğiz. O zamandan bu zamana birçok zorluk yaşadık. Kiralık yerlerde zaman geçirdik. Okul, spor salonlarında cemlerimizi, ibadetlerimizi yaptık. Ama 25 yıl sonra bütün üyelerimizin desteğiyle, emeğiyle bugünlere geldik. Bugünkü yerimizi aldık. Bundan sonra çok güzel günler bizi bekliyor, biliyorum. İnşallah bu çatı altında birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörü içerisinde tüm canlarımızı kucaklıyoruz bizler. Bizler Aleviler olarak ayrımcılık yapmıyoruz. Bizler demokrat insanlarız. Bizler demokrasiden yana insanlarız. Herkesi, tüm herkesi cevemimize bekliyoruz. Teşekkür ediyorum Yol TV'ye de ayrıca. Onurlandırdınız, şereflendirdiniz bizi. Eyvallah başkanım. Eyvallah. Biz de Osnabrück Cemevi'nin bir canı olarak bugünkü duygularınızı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki ben öncelikle size ve Yol TV'ye, bizi izleyen tüm canlara önce selamlarımı söylüyorum. Biz 1994 yılından beri bu mücadelenin içerisindeyiz. 33 arkadaşımızla bu cemevini kurma aşamasında beraber çalıştık. Ve bugünlere gelmesinde de emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Cemevimizin gerçekten 50-60 üyeyle başlamasıyla ve bugünlere gelmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Biz özellikle çatımız olan Almanya Alevi Birlikler Federasyonu'nun sağlam temeller üzerinde kurulmasını ve o çatının da sağlam olması için içini boş olan içini doldurmak için de bize görev düşüyor. Bu görevi de yerine getirmek için hem federasyonumuzu, hem çatımızı, hem de derneğimizi korumak zorundayız, çalışmak zorundayız. İnsanların dini, dili, ırkı, rengi, mezhebi ayırt etmeden.
Bu inanca, bu yola baş koyan herkes için çok önemli olan bu çalışmaları, bu mücadelenin içerisinde var olmayı öngörüyoruz. Aynı zamanda mutluluğunuz da var sanırım. Yani Almanya'da 160 cemevi içinde siz de yeni yerinize kavuştunuz. Yani mülk sahibi olan derneklerden biri oldunuz, cemevilerinden biri oldunuz. Bu sevinci de yaşıyorsunuz sanırım. Tabii ki. Yerlerini alamayan cemevlerine bu konuda bir tavsiyeniz, görüşünüz. Tabii ki. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Yani yeri olmayan cemevlerinin ne kadar süreceği hiç belirsiz. Bakarsın iki ay bir kapalı kaldı, artık açma şansları da olmayabilir. Ama yeri alan canlarımız süreklilik olarak bu cemevlerinin açılışı, bu cemevlerinin varoluşu ömür boyu çocuklarımıza aktaracağımızı da ben buradan söylemek istiyorum. Ayrıca tüm Alevi olan vatandaşlarımızı kendi yerlerine sahip çıkmaları adına da buradan çağrıda bulunuyorum. Herkes kendi cemevlerine sahip çıksın, ayrıca federasyonumuza sahip çıksın, yayın organı olan dergilere ve görsel basınımız olan Yol TV'ye de sahip çıkmalarını çok önemle rica ediyorum ve arz ediyorum yani. Yani bu aynı zamanda örgütlülüklerine sahip çıksınlar, sahip ve örgütlerini pekiştirsinler. Teşekkür ediyoruz, eyvallah. Bir şey de rica ederim. Bürük Cemevimizin kurucularından bir canımız yanımızda, kendini tanıtarak kısaca bugüne gelmiş oldukları bugünü anlatmalarını rica ediyoruz. Evet, adım Emine Budak. Tünceli Plümür Arman köyündeyim. 14 seneden beri burada Ostanbürt'te yaşıyorum. Daha önce Berlin'deyim. Ve bu derneğimizi yeni aldık. Bu derneğin kurucularından biri de benim. Ve çok mutluyuz aynı zamanda. Bir tuğla koymuşsa bu da bizim için çok büyük bir onurdur. Ve daha iyi bir yere gelmek istiyoruz ama biraz imkanlarımız dar olduğundan dolayı ne derler, yavaştan yavaştan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve daha iyi bir yere geleceğimize eminiz. Derneğin kurucularındanım dediniz, yani evet. Cemevimizin kurucularından dediniz. Aynı zamanda kadınlarla ilgili, kadınlarımız, kadın canlarımızla ilgili cemevlerindeki örgütlülüğünüzü anlatabilir misiniz? Ostanbürt'teyken ufak tefek örgütlerimiz vardı. Yani burası biliyorsunuz küçük yerde. Her şey bir kere de olacak diye bir şeyimiz yoktu. Orada folklor ekimiz vardı. Saz kursumuz vardı. O saz kursun içinde ben de varım. İsmail Türker hocamız. Aynı zamanda şu anda Türkiye'dedir. Kızının düğünü vardı ve kendilerine mutluluklar dilerim. Kendisine saygılarım sonsuzlukla. Dediğim gibi fazla bir faaliyetimiz olmuyor. Çünkü hep zorluklarla. Yani kadınlarımızın cemevlerinde aktif olmasını temenni ediyorsunuz. Evet. Daha da iyi bir yere gelmemizi istiyoruz. Ama biraz önce de vurgulandığım gibi hepsini birden yapma gücüne biraz sahip değiliz. Söz sahibi olmaları, görünürde olmaları çok aynı, önemli. Aynı. Teşekkür ederim. Sizler de buraya geldiğiniz için çok sağ olun. İnşallah bir daha geldiğinizde bizi daha iyi bir yerde göreceğinize eminim. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkürler. İsmim Ahmet Gördem, Çorumluyum. 60 senelik evliyim. Buranın kurucularındanım. 35 kişiyim ben burada. Yalnız geldim Almanya'ya. 1970'te. İşte. Bu zamana 25 senedir ben üyeyim buraya. 25 senedir üyesiniz cemevine, evet. Çocuklarınızla evet. Birlikte. Evet. Ya buradaki emekleriniz evet. Var. Onları bir kısaca anlatır mısınız? Neyi? Emeklerinizi, derneğe nasıl bu ya, şekilde geldiğini, yer aldığınızı. Her zaman ben yardımcı oldum. Elimden geleni verdim. Emekliyim ama yardımcı yaptık yani. Önemli olan da manevi destek. Manevi de menfi ve şeyinin. Maddi ve manevi yardımı yaptım yani. Yardımınızı yaptık. Allah kurban olduğum Allah yerine şey etsin. Hepsini yaptık. Daha da yapacağız. Daha da yapacağız. İçini doldurmak gerekiyor İçini bu cemevlerinin. Tabii. Daha da yapma gerekimiz var. Yer almakla sadece bitmiyor. Faaliyetler, aktiviteler, davaya, yola sahip çıkıyor. Evet, bitmiyor. Evet. Çocuklarım da üye. Eyvallah. Üye. Teşekkür ediyoruz. Ben Kazım Budak. 73'ten beri Osnabrük'te yaşıyorum. 94'ten beri de Alevi Kültür Derneği'nde hem üyeyim, bir zamanlar da yöneticilik de yaptık. Çok şükür bugünlere geldiğimiz için çok sevinçliyim. Bütün insanlık alemine hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Çok güzel yerimiz. Herkesi
buraya davet ediyoruz. Gelsinler, görsünler, bize katkı sunsunlar canlar. Eyvallah. Evet, sağ ol, teşekkürler. Ben 93'te Almanya'ya geldim. Ben Erzincan Tercada yaşıyorum. Gülzar Çelik. 25-6 senedir buradayım. Çok şükür Allah'a çok şükürler olsun. Bu sene derneğimiz kuruldu. Gerçekten çok sevinçliyiz. Yeni 25. yer aldık biz. Çok güzel, çok mutluyuz. Yani 25 sene önceki 25 bu dönem anılarında biliyorsunuz. Şimdi daha çok güzel. Kadınlar kolunda da yaptım. Bayağı faaliyetlerde gördük ama bu sene daha çok güzel. Yerimize kavuştuk. Çok mutluyuz. Faaliyetlerinize bundan sonra daha daha çok güzel olacak. İnşallah daha da el birliğine devam edeceğiz. Eyvallah. Siz de geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Katında bulundunuz. Allah çok şükürler olsun. Çok memnunuz. Gerçekten çok mutluyuz. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Allah çok şükür. Sağ ol. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık.